Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İnanın çocuklar, motorlarımızı mavi'liklere süreceğiz. Hep beraber. Beraber, birlikte. Gittiğim her yerde ifade ediyorum. Her yerde büyük bir rahatlıkla, huzur içinde ifade ediyorum. Önümüzdeki seçimlerin kaderini belirleyecek olan gençler, bu ülkenin bugünü ve geleceği olan gençler. Dolayısıyla onlar demokrasiyi bizden daha fazla istiyorlar. Özgürlüğü bizden daha fazla istiyorlar. Çünkü onlar özgürlük nedir yeteri kadar kavrayamadılar. Baskıdan özgürlüğün tadına varamadılar. Ve onlar motorlarını maviliklere sürmek istiyorlar. Bizim de görevimiz o motorları maviliklere sürsünler diye onlara her türlü desteği vermektir. Bunu yapacağız. Bayburt İl Başkanımız, evet, hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin diyoruz. Camiamızın başı sağ olsun diyoruz. Bayburtlu kardeşlerimizin başı sağ olsun diyoruz. Dolayısıyla her acı yüreğimizde bir parçadır. Ama hayatın bilinen bir gerçeği var ki hepimiz bir gün o yolculuğa çıkacağız. Önemli olan geride bıraktığımız hoş sadadır. O sadayı eğer hoş bırakıyorsak, insanlar bizi anıyorlarsa, o zaman hepimiz yüreğimiz rahat olarak yolculuğa çıkan kişiyi, sonsuzluğa çıkan kişiyi rahmetle, şükranla anarız. Efendim, Osman Kavala, adalet kadar değerli bir kavram yoktur dünyada. İnsanlık tarihi adalet için bir anlamda mücadele tarihidir. Habil ile Kabil'den bu yana süren bir mücadeledir bu mücadele. Dolayısıyla bir kişinin haksız yere uzun süre hapiste tutulması en büyük adaletsizliktir. Kaldı ki adaleti dağıtmak için kurumlar oluşturmuşuz. Mahkemelerimiz var. Yetmemiş mahkemelerimiz, uluslararası hukuku kendi anayasamıza koymuşuz. Demişiz ki eğer uluslararası mahkemeler üyesi olduğumuz mahkemeler eğer bir karar verirse biz o karara uymak zorundayız demişiz. Ve anayasa mahkemesine hüküm, affedersiniz, anayasaya hüküm koymuşuz. Ama maalesef anayasa mahkemesi kararlarının uygulanmadığını hepimiz biliyoruz. Adaletin olmadığını biliyoruz. Osman Kavala, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen 1541 gündür hapiste. Ama onun hapiste olması sadece onun kişisel bir sorunu değildir. Bu Türkiye'nin en temel adalet sorunudur. Ve bu sorunu çözmekte inşallah bize, yani Millet İttifakı'na nasip olacak. Değerli arkadaşlarım, bir gerçeğe adalet camiasının dikkatini çekmek isterim. Bir gerçeğe adalet camiasının, özellikle İstanbul'daki adalet camiasının dikkatini çekmek isterim. Genç bir avukata yetki veriliyor. Bütün rantiyeciler, vurguncular ve rüşvetçiler, yolsuzluk yapanlar, 17-25 olayları, kendileriyle ilgili çıkan bütün olumsuz haberleri sosyal medyadan çıkarmak istiyorlar mahkeme kararlarıyla. Bu konuda genç bir avukata yetki verildi, biliyorum. Bütün asliye hukuk hakimleri uyarıldı, bunu biliyorum. Bunun açtığı davaları kabul edeceksiniz diye talimat verildiğini biliyorum. Gerekirse, iş büyürse, gerekirse o avukatın da adını açıklayacağım. Dolayısıyla ne yaparsanız yapın. Hani diyoruz ya, iktidar olacağız. Biz diyoruz ama onlar da diyorlar. Bunlar iktidar olacaklar. İktidar olunca acaba bizimle ilgili bütün belgeleri, dokümanları, yolsuzluk dosyalarını nasıl yok edebiliriz? Ya sizin feriştahınız gelse yok edemez. Ben veya biz kul hakkı yiyenin hesabını sormazsak, kul hakkının hesabını sormazsak biz niye iktidar oluyoruz? Fakirin, fukaranın, garibin, gurebanın hakkını, hukukunu sormazsak biz niye iktidar oluyoruz? Bizim iktidarımızda cepleri doldurmak yok.
Bizim iktidarımızda vatandaşın cebini dolduracaksın kardeşim. Vatandaş kazanacak. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Umudumuz sizsiniz. Onu bir yere yazın gençler. Endişe etmiyorum o konuda. Efendim, kara kış geldi. Bütün soğuğuyla devam ediyor. Ama bizim belediye başkanlarımız ellerinden gelen bütün çabaları gösteriyorlar. Hiç kimsenin aç ve açıkta kalmasını istemedim. Hiçbir çocuğun bizim belediye başkanlarının görev yaptığı bölgelerde, beldelerde yatağa aş girmesini istemedim. Bu çerçevede ellerinden gelen bütün fedakarlıkları gösteriyorlar. Ben yine onların yaptıkları katkıyı anlatmak isterim. Bu da benim görevim. 187.320 aileye nakdi yardım yapılmış durumda. 187.320 aileye. 780.154 aileye gıda yardımı yapılmış. 767.240 aileye ısınma yardımı. 475.900 öğrenciye eğitim kırtasiye yardımı. 544.410 kişiye ulaşım yardımında bulunulmuş. 29.045 ailenin faturası ödenmiş. Toplam 2.794.064 aileye yardım yapılmış. Yapılan yardım miktarı 1.057.893.500 lira. Bu katkıyı yapıyor, bu çabayı yapıyor belediye başkanlarımız. Ama iktidar sahipleri belediye başkanlarımızın elini kolunu bağlamak istiyor. Metro hattı yapacak İstanbul. Finansman altyapısını da oluşturmuş. Bütün sözleşmeler tamam. İstanbulluya hizmet etmek istiyor. İstanbul'un trafik sorununu çözmek istiyor. Ama bir kişi ben imza atmam diyor. Kıskanıyor belediye başkanını. Niye kıskanıyorsun ya? Senin yıllardır çözemediğini belediye başkanımız çözecek. Senin finansman bulamadığın dönemi geride kaldı. Şimdi o dönemi aşıyor, finansmanı da buluyor. Devletin geleneği içinde zorluk çıkarmak yoktur. Devletin geleneği içinde bir kişi bir görevi yapıyorsa onun önünü açmaktır. Ha efendim, burada burnuma kokular geliyor diyorsan zaten müfettiş ordum var, istediğin gibi görevlendirebilirsin. Bizim verilmeyecek hesabımız yok. Biz gidip avukat tutmuyoruz, aman şunları temizle sosyal medyadan diye. Her şeyin hesabını verme pozisyonundayız. Çünkü biz halka, yani hakka hizmet ediyoruz. Herkesin bunu bilmesini isterim. Değerli arkadaşlarım, belediye başkanlarımız çalışıyor ama milletvekili arkadaşlarımız da çalışıyorlar. Hakkını yememek lazım. Onlar da çalışıyorlar. Gerek parlamentoda, gerek parlamento dışında büyük bir uyum içinde, büyük bir kararlılık içinde, büyük bir azimle milletvekili arkadaşlarımız da çalışıyorlar. Kara kışa bakmadan, soğuğa sıcağa bakmadan, yağmura kara bakmadan halkın nabzını tutma, halkın derdini dinleme ve onları bir şekliyle parlamento kürsüsünde dile getirme için çaba harcıyorlar. Bu nedenle tekrar bütün milletvekili arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim. 11 Ocak'ta iki genel başkan yardımcımızın başkanlığında 26 milletvekili, 5 parti meclisi üyesi, 4 yüksek disiplin kurulu üyesi, 4 belediye meclis üyesi Düzce'ye gittiler. Düzce'nin hem merkezini, mahallelerini, bütün ilçelerini gezdiler. Halkın nabzını tuttular. Ticaret odası, sanayi odası, esnaf odası, taksiciler, manavlar, berberler, herkesle bir şekliyle ilişki kurdular. Bir şekliyle dinlediler. Şu şunu yaptı, bu bunu yaptı diye değil. Sadece ve sadece dertlerini dinlemek. Ve sadece onların sorunlarına ürettiğimiz çözümleri onlara anlatmak için. Fazla bir yorum yapmayacağım. Bir taksici şöyle diyor. Deprem ne ki? Malum Düzce'de deprem olmuştu geçmişte. Deprem ne ki? Depremden daha kötü bir durumla karşı karşıyayız. Burası işlek bir durak. Ona rağmen kazandığımı yakıta veriyorum. Cebimde 400 lirayla güne başlıyorum. Günde 300 lira kazanıyorum. Onu da benzine veriyorum. Yani 400 liram var. Hiç artmıyor. Trafik cezası falan gelirse zaten cepten yiyoruz. Eskiden ayda 2 kilo et alabiliyordum. Şimdi evime yarım kilo et götürüyorum. Kır pidecisi esnaf, işimiz duaya kaldı.
Unun çuvalı 500 lira oldu. Bizim kullandığımız yağ 150 liradan 500 liraya çıktı diyor. Lokanta sahibi, ben yılların esnafıyım. 3 işletmem var. Böyle sıkıntılı bir dönemi hiç görmedim. Yarısı virüs, yarısı ekonomik kriz. 3 müessesem var. Mecburen 25 kişi işten çıkarmak zorunda kaldım. Düzce boşanma şampiyonu. Bu enteresan bir gözlem. Lokanta sahibinin Düzce boşanma şampiyonu, ekonomik krizi daha iyi anlatacak bir veri yok diyor. Ve benim bilmediğim ama arkadaşların raporlarından öğrendiğim, hava kirliliği açısından Düzce Türkiye'de bir numara. Dünyadaki en kirli havaya sahip 15 beldeden ya da 15 ilden, 15 merkezden de birisiymiş. Bir eczacı arkadaşımızın söylediği, Şeyma Hanım'ın, ülkemizde hava kirliliğinden hayatını kaybedenlerin sayısı trafik kazasında ölenlerden daha fazla. Ancak buna rağmen hiçbir önlem alınmıyor. Düzce halkı kanser ve akciğer hastalıkları ile boğuşuyor. Ayrıca depresyon hastalarının sayısı da gün geçtikçe artıyor. Leblebi satar gibi depresyon ilacı satıyoruz. Ben kendi sağlığım için de tüm komşularımın sağlığı için de endişe içindeyim. Gün geçmesin ki yeni bir kanser vakası duymayayım. Değerli arkadaşlarım, ya bu hükümet nerede? Türkiye'nin hava kirliliği açısından bir numaralı kenti. Gizliyorlar. Ama orada insanlar kanser. İnsanlar hayatlarını kaybediyorlar. Hayatını kaybeden bir kişinin A partili, B partili diye ayrımı olur mu? Sizden bizden ayrımı olur mu? Müdahale edilmesi gerekmiyor mu? Hava kirliliği var. Kardeşim, doğalgaz parasını ödeyemiyorsa ödeyeceksin doğalgaz parasını. Doğalgaz parasını ödeyemiyor fakir ama kömür veriyorlar. Ya kömür vereceğine doğalgaz parasını ödesene kardeşim. Daha iyi değil mi? Daha akılcı değil mi? Daha mantıklı değil mi? Daha adaletli değil mi? Yapmıyorlar. Otosanayinde 24 yaşındaki Caner, Caner'e de Cumhuriyet Halk Partisi grubundan selamlarımızı gönderelim. Caner şöyle diyor. Kendisi işletme fakültesi mezunu. Ben bugüne kadar Düzce'de hiçbir belediye konseri, etkinliği duymadım, görmedim. Evet, geçirmek için burada yaşamak zorundayım. Ama fırsat bulunca sosyalleşmek için civar illere gidiyorum. Gittiğim zaman da Düzce'nin ne kadar geri kalmış olduğunu görüp üzülüyorum. Sevgili Caner, hiç üzülme. Geliyor gelmekte olan sen de göreceksin. Düzce'li de görecek. Düzce'nin nasıl pırıl pırıl bir iklime sahip olduğunu göreceksin. Sosyal etkinlikleri göreceksin. Sanatçıları göreceksin. Sanatçıların konserlerini izleyeceksin. Genç olarak bunları talep etmek senin hakkın zaten. Sana o hakkı teslim etmek de bizim görevimiz. Bunu yapacağız inşallah. Bunları söylüyoruz ama eskiden biz bu kürsüden veya gittiğimiz illerden, ya millet aç kardeşim, ya milletin sesini bir dinleyin diye defalarca söylemiştim. Fakat her seferinde siz propaganda yapıyorsunuz, millet aç falan değil, milletin durumu iyi, siz olayı abartıyorsunuz diye söylüyorlardı. En nihayet bir AK Partili milletvekilinin yaptığı bir toplantıda yine AK Partili bir çiftçinin çıkıp, ya arkadaş ben açım aç diye söylemesi. Normalde bu insanın düşünülmesi lazım. Bu insanın dinlenmesi lazım. Yaşadığı sıkıntıları AK Parti milletvekilinin dinlemesi lazım. Nedir sorunun diye sorması lazım. Gerçekle yüzleşmesi lazım. Gerçekle yüzleşmeyi istemiyor. Yaptıkları iş, sen açım mı dedin, atın salondan dışarı. Bu yenilgiyi kabul etmek demektir. Sorunlar karşısında çaresiz kalmak demektir. Tek çare bunu söyleyen kişiyi salonun dışına atmaktır. Ama biz bunu yapmayacağız. Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda göreceksiniz. Bütün eleştirilere açık olacağız. Herhangi bir vatandaşımız şikayet ediyorsa, 84 milyondan bir vatandaşımız şikayet ediyorsa onu dinleyeceğiz. Her şikayet bizim başımızın üstüne. Bunlar gibi yapmayacağız. Gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz.
Gerçek anlamda insan haklarını getireceğiz. Gerçek anlamda bu ülkeye hoşgörüyü getireceğiz. Bundan herkesin emin olmasını isterim. Tabii düz yerler şikayet ama bir de Türkiye genelinde ciddi bir şikayet var. Malum taşımalı eğitim yapıyoruz. 1.248.000 öğrencimiz taşımalı eğitimle okula gidiyor. Akşam alınıyor veya eğitim bittikten sonra tekrar ailelerine teslim ediliyor. Taşımalı eğitimin aktörleri de bu işi yapan şoförler. Yani minibüs sahibi kişiler. Bunlar her yıl Temmuz sonu Ağustos başında ihale olur. İhale sonunda kazanılır ve bunlar taşıma işlerine başlarlar. Fakat Temmuz başında veya Temmuz sonu Ağustos başındaki rakamlarla bugünkü rakamlar arasında dağlar kadar fark oldu. Harcamalar açısından. Sadece mazottaki artış %90. Yedek parçayı, motor yağları var, servis ücreti var, kasko, trafik zorunluluğu var, lastik var. Bütün bunların hepsi bir tablo halinde çıkardı arkadaşlar ama bu tabloyu size okumak istemem. İsteyenler TÜİK'in rakamlarına bakıp oradan gerçek indirilmiş rakamları oradan görebilirler. Ama öğrenci başına 147 lira küsuratı atıyorum 147 lira alınırken bugün bunun maliyeti 259 liraya çıkmış vaziyette. Dolayısıyla taşıma işini yapan arkadaşlarımızın, alın teri döken arkadaşlarımızın bu sorunlarına eğilmek hepimizin görevidir. Bunu lütfen grup başkan vekillerimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunda dile getirsinler. Gerekirse o arkadaşlarla kontak kapatacağız. Zarar ediyoruz. Kontak kapatmaları çocuklarımız için, evlatlarımız için doğru değil. Ama onların sorunlarını bir şekliyle çözme konusunda en azından iktidarı uyaralım. Eğer uykularından uyanırlarsa. Efendim bu taşıma işi yapan şoförlerimiz, öğrencilerimizi, evlatlarımızı taşıyorlar. Çiftçilerimizin de büyük bir sorunu var. Gübre fiyatlarından söz etmeyeceğim. Fidelerden, seralardan, seranın naylonundan, ilacından söz etmeyeceğim. Elektrik fiyatlarından söz etmeyeceğim. Anayasaya göre, anayasa herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. Teşkilat kurulmuş. Eskiden Bağkur'du, şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında 3 Sosyal Güvenlik Kurumu birleşti. Gayet güzel. Çiftçi de Bağkur primi ödemek zorunda. Yani sosyal güvenlik primini çiftçi de ödemek zorunda. Bir yılda, son bir yılda Bağkur primlerine %44.9, %45 zam yapıldı ortalama. Bağkur primleri bir yılda ödeyeceği prim 1151 lira 96 kuruş iken 2002 yılında bu rakam 1688,83 kuruşa çıkmış vaziyette. Dolayısıyla rakamlar 1151 liradan 1688 liraya çıkmış vaziyette aylık yapılacak sosyal güvenlik primi ödemesi. Bunun yıllık tutarı 20.025 lira 96 kuruş. Şimdi çiftçi yıllık 20 bin lira para ödemek zorunda. Sosyal güvenliğini sağlamak için. Daha acı olanı ise son bir ayda 30.526 çiftçi sistemden çıktı. Prim yatırmıyor. Son bir ayda ödeyemiyorum diyor. Geleceğini güvence altına alması gerekip prim ödemesi gerekirken prim ödemiyor. Son bir yılda 67.498 çiftçi Bağkur primini yatırmadı. 2002'de 900.691 kişi sisteme para öderken çiftçim, 2021'in Ekim ayında 900.000'den 500.066 kişiye düşmüş durumda. Tam bir felaket. Bunların geleceği, çocuklarının geleceği, eşinin geleceği açısından büyük bir felaket. Buna dikkat çekmek isterim. Değerli arkadaşlarım, defalarca söyledim ki devlet akılla yönetilir, bilgiyle yönetilir, birikimle yönetilir. Bilimsel yönetilir devlet. Ön yargıyla yönetilmez. Kinle, öfkeyle yönetilmez. Devlet deneme sınama yöntemiyle yönetilmez.
Devlet dediğiniz kurum sıradan bir kurum değildir. Devlet hepimizin tepesindeki çatıdır. Devlet hepimizin koruyucusudur. Devlet elinde sopa olan değil, bizi kucaklayan bir tüzel kişiliktir devlet. Böyledir. Bayrağımız vardır, vatanımız vardır, topraklarımız vardır. Ve hepimiz devletin güvencesi altında topraklarımızda huzur içinde yaşamak isteriz. Ve dolayısıyla huzur içinde yaşamanın yolu mutfaklarda bayramın olmasıdır. Mutfağa girince birisi, aileden birisi mutfağa girince hüzne kapılmamalı. Çocuklarım, evlatlarım aç kaldı dememeli. Ya sofraya ne koyalım dememeli, düşünmemeli. Dolabı dolu olmalı, huzur içinde olmalı. Dolayısıyla böyle bir tabloya ihtiyacımız var. Deneme sınama yöntemiyle devleti yönetmeye kalktılar. Merkez Bankası'nın faizini düşürdüler bankalara verilecek para için. 5 puan düştü. Güzel. Şimdi vatandaş sanıyor ki Merkez Bankası'nda faiz düştü, bütün bankalarda faiz düştü. Tam bir aldatmaca. Rakamları çıkardım. Önce devlet açısından, hazine açısından bakalım. Hazine açısından, hazinede borçlanıyor ya, borç alıyor. Bazen dolar, bazen altın, bazen avro, bazen Türk lirası olarak borç alıyor. Devlet borçlanırken, madem Merkez Bankası faiz düşürdü, devlet borçlanırken faiz düştü mü? 2 yıl vadeli devlet iş borçlarına tahvili. %17'den %24'e çıkmış vaziyette. Sormak lazım, hani faiz düşmüştü? 5 yıllık devlet iş borçlarına tahvili. %17'den %26'ya çıkmış durumda. Küsuratları saymıyorum. Hani düşmüştü? Hani devlet de az faiz ödeyecekti? Hani nas vardı? Hani faiz haramdı? 10 yıl vadeli devlet iş borçlanma faizi %17'den %25'e çıkmış vaziyette. 2 yıl vadeli dolar cinsinden borçlanma var. Dolar cinsinden faiz %3'den %6'ya çıkmış vaziyette. %100'lük bir artış var. 5 yıl vadeli dolar cinsinden borçlanma da %5'den %8'e çıkmış vaziyette. Bunun anlamı ne? Anlamı şu. Gidiyorsun Merkez Bankası'ndan düşük faizli alıyorsun parayı. Gidiyorsun hazineye, yani %14'ten alıyorsun. %24'ten devlete satıyorsun. Taş atıp kolun bile yorulmuyor. Bu ne demekmiş? Faize karşıyız. Ne demek? Daha fazla faiz ödüyor. Ve bunun tamamı da sonunda milletin sırtına yıkılıyor. Bu hazinenin ödeyeceği faiz, daha fazla ödeyecek. Gelelim vatandaşa. Öyle ya, faiz düştü diyorlar. Gerçekten düştü mü? İhtiyaç kredisi %23'den %29'a çıkmış vaziyette. 17 Eylül ile 31 Aralık tarihleri arasındaki rakamları veriyorum. Kredili mevduat faizi %24'den %26'ya. Taşıt kredisi %21'den %26'ya. Konut kredisi %17.48'den %17.89'a. Ticari kredi %21'den %24'e. Ticari kredi dolar üzerinden %2.69'dan 5.12'ye. Ticari kredi avro üzerinden 2.31'den 3.63'e. Değişken faizli sözleşmelere uygulanan faiz %19'dan %36'ya çıkmış vaziyette. Belki AK Parti'ye sempati duyan arkadaşlar veya MHP'ye sempati duyan saygıdeğer vatandaşlarımız diyebilirler ki ya böyle bir şey yok, faiz düştü, bu Kılıçdaroğlu'nun hiç haberi bile yok dünyada. Onlardan tek ricam var. En yakın bankaya gitsinler, desinler ki ben bu krediyi çekmek istiyorum. Eylül ayındaki faiz neydi, şimdiki faiz ne? Faiz arttı mı, artmadı mı? Devleti deneme tahtasına çevirirseniz ve devleti deneme tahtasına çevirdikten sonra da hazineden büyük paraları bir avuç kişiye tahsis ederseniz, en büyük servet transferini yaparsanız yoksulluk artar. Türkiye'de bu. Gelinen nokta bu. Şuna dikkatinizi çekmek isterim. Toplam kamu borcunun sadece %16'sı sabit faizli. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde
toplam kamu borcunun %16'sı sabit faizli. Enflasyon ne olursa olsun sabit faiz. %66'sı dövize endeksli. %66'sı dövize endeksli. %19'u da enflasyona endeksli. Türkiye'nin geldiği nokta açısından böyle bir tablo hiç yaşamamıştık. Bu kadar ağır bir tabloyu deneme sınama yöntemiyle devleti yönetirseniz Türkiye'yi bu noktaya getirirsiniz ve bu tabloyla Türkiye'yi karşı karşıya bırakırsınız. Şimdi sabah haberleri vardı. Merkez Bankası normalde Nisan ayında yapacağı olağanüstü toplantıyı genel kurulunu Şubat ayına almış. Malum takvim yılı sonunda bir hesap yapmışlardı 31 Aralık'ta. 60 milyar lira Merkez Bankası kar etti diye. Hazine tam takır. 60 milyar lirayı nasıl ödeyecekler? Genel kurulu erken aldılar. Erken genel kurulu yapıp 60 milyar lira hazineye verecekler. 60 milyar lira Türkiye Cumhuriyeti Devleti için büyük para değil. Önemli olan 60 milyar liraya muhtaç hale gelen bir hazinedir. Türkiye'nin bu noktaya getirilmiş olmasıdır. Değerli arkadaşlar, ama bunları anlatırken hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Bunların tamamı çözülür. Akılcı politikalarla çözülür. Bunların tamamı masaya yatırılır, oturulur, konuşulur. Türkiye Cumhuriyeti zengin bir ülkedir. Kaynakları verimli kullanılır. Kimseye çıkar sağlanmaz. Bir avuç kişiye milyarlar aktarılmaz. Bunların önünü keseriz, o parayı millet için kullanırız. Bundan herkesin emin olmasını isterim. Efendim, Şanlıurfa'ya gittim. Şanlıurfa'da yanlış hatırlamıyorsam 2 milyon 300 bin dönüm taşlık arazi var. Dedim ki Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bize verin önümüzdeki seçimlerde. Şanlıurfalı bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğiz. Sadece bedava vermekle kalmayacağız. Aynı zamanda buradan çiftçiler gelir elde edecekler, bir de kar payı alacaklar buradan. Bu tabi birilerini çok rahatsız etmiş. Bay efendim diyor, Şanlıurfa'daki taşlık araziye enerji sistemi kuracakmış, elektriği çiftçiye bedava verecekmiş. Elektriğin belediyelerin görev alanında olmamasına rağmen dünyadan haberi yok ya, vallahi. Dünyadan haberi yok. En azından kendi belediyesi şu anda Şanlıurfa. Akçakale'de güneş enerjisi elektrik üretilecek. Yani çalışıyorlar şu anda. Ama haberi yok. Tek şeyi Kılıçdaroğlu bunu söyledi ya, ben de mutlaka aksini söylemeliyim. Ama Kılıçdaroğlu akılcı politikalar üretiyor. Öyle havadan atma değil. Her bir sözün mutlaka altyapısı vardır. Her bir projenin mutlaka danışanları vardır. Sadece iş dünyasından değil, bürokratik dünyadan da önemli insanlarla konuşuruz. Yanlışımız var mı bunu söylediğimiz zaman? Bu rakamları ifade ettiğimiz zaman gerçekleşme payı var mı yok mu diye test ederiz. Ondan sonra kamuoyuyla paylaşırız. Buradan Şanlıurfalılara söyleyeyim. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bize verdiğinizde göreceksiniz. Göreceksiniz. Bütün Şanlıurfalı kardeşlerim, demiştim zaten, hafızanızın bir köşesine kaydedin. Bir daha kaydetsinler. Çiftçiler dahil olmak üzere. Yatırımın tutarı, yapacağımız yatırımın tutarı 1 milyar 524 milyon 57 bin 906 dolar. Bu yatırımı yapacağız. Güneş tarlaları olacak orada. Mükemmel tarlalar olacak orada. Allah'ın verdiği güneşten elektrik elde edeceğiz. Ve bunu çiftçiye bedava vereceğiz. Yatırımın gerçekleşme süresi 3 yıl. 3 yılda yapacağız biz bunu. Gerekli alan, ben 2 milyon 300 bin dönüm demiştim. Gerekli alan 35 milyon 170 bin 567 metrekare. Bu kadar. Projenin yıllık getirisi. Düğmeye bastık, çalışıyor. Yıllık
$519,079,050. Her yıl 519 milyon dolar buradan gelir elde edilecek. Amorti süresi, yani ne kadar süre yatırım karşılanıyor? Amorti süresi 4,5-5 yıl. Yani 5 yıl sonra diyelim, bütün masraflar çıkıyor. Projenin yatırım ömrü 10 yılı çok verimli, 20 yıl. Onlar bunu düşünüyor mu? Düşünemez. Çünkü buradan malı götürecek bir şey yok. Malı götüremiyorlar. Taşlık arazi. Nasıl malı götürsün? Ama biz Şanlıurfalı çiftçilere sözümüzdür. Bir yere yazsınlar. Güneş enerjisini kuracağız. Güneş tarlalarını kuracağız. Bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğiz. Bedava, bedava, bedava vereceğiz. Tabii sadece güneş tarlaları kurmayacağız. Aynı zamanda oradan elde edilen ürün var, tarım ürünü var. Orada fabrikalar da kuracağız. İşsizliği önleyeceğiz orada. En yoğun işsizliğin olduğu yer. Genç nüfusun en yoğun olduğu yer Şanlıurfa. Şanlıurfa'yı gerçek anlamda şanlı Urfa yapacağız. Şanlı olacak orası, görecekler. Değerli arkadaşlarım, bizleri televizyonları başında izleyen saygıdeğer vatandaşlarım, değerli genç arkadaşlarım, Erdoğan Türkiye'yi öyle sisli puslu bir hale getirdi ki bu karanlıktan onu konuşarak çıkamayız. Düşündüm ki artık Erdoğan'ı konuşmanın pek bir anlamı yok. Zaten çirkin, küfürbaz dil onun dili. Biz o seviyeye inmeyiz, inmemeliyiz de. Sade vatandaş da bunu görüyor. Ülkeyi öyle bir hale getirdi ki artık sadece kendisini konuşmanın hiçbir anlamı kalmadı. Tüm problemlerin kaynağı kendisi. Ama sadece kendisini konuşarak yol alamayız. Çünkü mesele Erdoğan değil, mesele Türkiye. Bir daha ifade edeyim. Mesele Erdoğan değil, mesele Türkiye. Değerli arkadaşlarım, bizleri televizyonları başında izleyen saygıdeğer vatandaşlarım, Türkiye'nin hayalleri öldü. Bir daha ifade edeyim. Türkiye'nin hayalleri öldü. Türkiye'nin geleceği için hepimiz korkuyoruz ve ciddi bir endişe içindeyiz. Gittiğimiz bütün sahada bunları görüyoruz. Ailemiz, evlatlarımız, onların geleceği için korkuyoruz. Onların geleceği için endişe içindeyiz. Bu endişe sadece bana ait değil. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, aynı endişeyi bütün vatandaşlar, hangi partiden olursa olsun, taşıyorlar. Öyle bir hale geldi ki ülkemiz, dünyanın en dinamik, en stratejik bölgesindeyiz. Ama bunun nimetlerinden ülkemizde seçkin bir azınlık dışında hiç kimse yararlanamıyor. Evet, bütün kaynak seçkin bir azınlığa aktarılıyor sürekli olarak. Ve milyonlar giderek yoksullaşıyor. Gönlü yaralı genç nesiller, mutsuz gençler, genç nesiller oluştu. Biz ülkenin ölen hayallerini seyretmeyeceğiz. Bir daha ifade edeyim. Biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak ülkenin ölen hayallerini seyretmeyeceğiz. Bu ülkenin geleceğini düşünerek Erdoğan'a hakkımızın helal olmadığını söylemekten daha çoğunu yapmak zorundayız. Onun en büyük suçu bitirdiği ekonomi değil aslında. Daha büyük suçlar işlediğini biliyoruz. Onun en büyük suçu bu ülkenin hoşgörüsünü yok etmek oldu. Eskiden komşu komşunun külüne muhtaçtı. Farklı düşünsek bile, farklı kimliklerimiz, inançlarımız, yaşam tarzlarımız olsa bile komşu komşunun külüne muhtaçtı. Oturur konuşurduk, oturur dertleşirdik.
Oturur sohbet ederdik. Birbirimizin yüzüne bakardık. Kucaklaşırdık. En azından bayramlarda bir araya gelirdik. Sohbet ederdik. Kahveler bunun içindi zaten. Hoşgörüyü yok etti. En büyük düşmanlık bu. Artık kendisini bir kenara itip hoşgörüsüzlüğü azaltmaya yönelik adımlar atmanın zamanıdır. Bundan dolayı helalleşme dedim. Bunun için helalleşelim dedim. Bunun için bir araya gelelim dedim. Bunun için kucaklaşmaya ihtiyacımız var dedim. Bunun için hoşgörüye ihtiyacımız var dedim. Bunun için birlik olmaya, beraber olmaya ihtiyacımız var dedim. Helalleşme yolculuğuna başladım ve sürdürüyorum. Sizler gibi hep beraber bu yolculuğu sürdürüyoruz. Amacım yarın yöneteceğimiz devletin çeşitliliğiyle gurur duyacağımızı ve kapsayıcı olacağımızı halkımıza anlatmak. Zenginliğimizi halkımıza anlatmak. Farklılıklarımızı düşmanlık olarak değil, zenginlik olarak görmek. Ve bu zenginliği herkese anlatmak. Gittiğim hiçbir yerde zorunlu olmadıkça ne Erdoğan'ı ne de partisini konuşacağım. Samimi bir şekilde buraya ben barışmaya geldim, helalleşmeye geldim diyeceğim ve diyeceğiz. Hep beraber diyeceğiz. Bu ülke hiçbir zaman harika olmadı sevgili arkadaşlarım, dostlarım. Bunu hepimiz biliyoruz. Ancak bu ülke hiçbir zaman bu kadar adaletsiz de olmadı. Adalet kavramının yerlerde süründüğü bir dönemi hiç ama hiç yaşamadık. Bu ülkede fakir bir ailenin zengin çocuğu bu ülkenin en iyi okullarında okuyabiliyordu. Onu da bitirdiler. Erdoğan artık konuşmanın bir anlamı yok. Nasıl bir adalet sistemi getireceğiz? Onu konuşmanın zamanı. Onu konuşmak istiyoruz. Bu ülke hiçbir zaman bu kadar verimsiz olmadı. Sadece ekonomiyi yok etmedi Erdoğan. Verimliliği de bitirdi. Erdoğan'ı konuşacağımıza, ülkenin verimliliğini nasıl yeniden artıracağımıza yönelik adımlarımızı atma zamanı. Bunu yapmak zorundayız. Bu ülkenin sporu hiç bu kadar niteliksiz bir hale gelmemişti. Erdoğan'ı konuşacağımıza, Atatürk'ün tanımladığı zeki, çevik ve ahlaklı sporu ve sporcuyu konuşmalıyız. Başlamak için bugünden daha iyi bir zaman yok. Başlıyoruz ve kararlılıkla devam edeceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum. Oturumu ve birleşimi kapatıyorum.